İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daveti üzerine belediyeye ait hizmet alanlarında bir takım incelemelerde bulundu. İlk olarak Dudullu-Bostancı metro hattında incelemelerde bulunan Akşener, buradan Kurbağalıdere'ye geçip ıslah çalışmalarını gözlemledi. Akşener, son olarak Hasanpaşa Gazhane Müze Binası ve Gazhane Tiyatrosu'nu ziyaret etti. Hizmet binaları hakkında Ekrem İmamoğlu'ndan bilgilendirme alan Meral Akşener, programın sonunda basın mensuplarının ziyareti ve güncel konularla ilgili sorularını yanıtladı. Akşener, İstanbul Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaların bir kısmını yerinde gezdim. Türkiye'de vatandaşımızın, İstanbul'un vergilerinin İstanbul'a harcanmasından ve vatandaşına hesap verilebilir şeffaf bir yönetim olmasından ziyadesiyle memnun olduğumu belirtmek isterim. Burada, başta Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere diğer belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine ve yetkililere teşekkür ederim. Allah milletimize olan hizmeti daim etsin, Allah utandırmasın dedi. Siyasi gündemle ilgili soru almayacağını bildiren Akşener, gündelik siyasi mutlaka pek çok sorun var ama bu gördüğümüz, göreceğimiz hizmetlerin gölgelenmesine sebep olur. Onun için proje dışı bir konuda bir şey konuşmayacağım. Vatandaşımızın ilgisinin, bilgisinin olması gereken alanlar buraları diye konuştu. İYİ Parti lideri Akşener, Bendevi Palandöken'in bir yılı aşkın süredir COVID-19'un getirdiği zorluklara göğüs geren Esnaf ve Sanatkarlar Bayramı son 2 gün kala açılmalı. Mahalle aralarında faaliyet gösteren konfeksiyoncu, ayakkabıcı, çantacı gibi küçük esnafımız ile berber ve kuaför esnafımıza bayram öncesi 2 günlük açılma imkanı sağlanırsa, esnafımızın ve bayram alışverişi yapılan çocukların yüzü güler teklifini hatırlatan gazetecilere, Bendevi Palandöken elbette bu işi en iyi bilenlerden birisi. Başkanın önerisine bizim, siyasilerin destek olması düşer karşılığını verdi. En başında bu düğme yanlış iliklendi diyerek iktidarın pandemiyle mücadele politikasını eleştiren Akşener, önerilerinin dikkate alınmadığını söyledi. İYİ Parti lideri, esnafa özellikle devletin, vakıfların kiracısı olanların kiralarını kaldırın, stopajlarını sıfırlayın, adam başı çalıştırdıkları insan başı da 10 bin lira bir yıl ödemesiz faizsiz kredi verin, hareketlensin dedik ifadesini kullandı. Hazine garantili köprü, otoyol ve havalimanlarına yapılan ödemeleri hatırlatan Akşener şöyle devam etti. Esnaf çok başından beri yanlış yönetildi. Gömmüşsün parayı, euro ondan sonra üzerinde. Öncelik sıralamaları farklı. Bu nedenle de esnafı diyelim ki kapattınız. Başından beri söylediğimiz bir şey var. Ailelerde gelir olmayan ailelerde kişi başına 500 lira verin harcasınlar.